Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala eşrafil enbiyai vel murselin. Besmele ile çıktık yola. Evimiz, gönlümüz huzurla dola. Cennette komşumuz Hazreti Muhammed ola. Ya Rabbi, hakkı hak bilip bütünüyle hakka uymayı, tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan ateşten uzaklaşır gibi kaçmayı bizlere nasip ve müyesser Muhterem Kanal 42 ve AGD TV izleyicilerimiz böyle mübarek bir anda, Cuma akşamında gene bir canlı yayın programıyla karşınızdayız. Cenab-ı Hak bu birlikteliğimizi cennete dek daim eylesin. Ümmetin hastalıklarını burada sizlerle birlikte müzakere etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konu başlığımız Ümmetin yakalanmış olduğu amansız hastalıklardan mühim bir hastalık olan misyon erozyonu hastalığıdır. Dolayısıyla misyonumuzu yeniden idrak edebilmenin yolları nedir? İlaçlarını da inşallah bugün sizlerle paylaşmış olacağız. Müslüman İslam'ın misyonunu yüklenen İslam'ı bütünüyle kabul edip hayatına yerleştiren ivme ivme, nakış nakış hayatının bütün aşamalarında gönlünde, evinde, işinde, okulunda fabrikasında sokağında denizde karada havada her yerde ivme ivme nakış nakış o inancını hayata geçiren ve bu emaneti bütün insanlığa nakleden paylaşan tebliğ eden insanın adıdır bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten kendilerine yıldız demiş olduğu hakikaten 14 asır öncesindeki hayatlarıyla 1400 yıllık bir ziyayı, bir ışığı bize ulaştıran o güzel insanlar, yıldızlaşan sahabiler, onlar bize yol haritamızı bir bakıma hayatlarıyla ortaya koymuşlardı. Kainatın efendisinin Nazarallahu mri'in semi'a maqalati fawa'aha fa'addaha kema semi'aha hadisi ve bir de belligu anni ve ayet bir ayet dahi olsa benden bunu bütün insanlığa tebliğ edin hadisinden hareketle Allah'a en sevimli olan iki mübarek beldeden birisi olan ve kainatın efendisi aleyhissalatu vesselamımızın mübarek ravzayı şeriflerinin bulunmuş olduğu münevver Medine'de yerleşik insanlar olarak kalmadılar. Efendimiz benim sözümü duyup da başkalarına ulaştıranın yüzlerin karardığı o günde Allah yüzünü nurlandırsın. Hadisinden, hadisinden ve bir ayet dahi olsa benden insanlara tebliğ edin, duyurun, nakledin, yayın. Ee, talimatından hareketle Medine'nin dışına çıktılar. Kimisi Şam-ı Şerife gitti kimisi ta Halid bin Zeyd Hazretleri gibi Ebu Ayyub el olarak bildiğimiz o yüce sahabi Konstantiniyye surlarının önüne geldiler. Hala hatunumuz Kıbrıs'a kadar geldi. Sahabiler dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Bu misyonlarını ifa için Medine-i Münevvere'den ayrıldılar. Kainatın efendisi Aleyhissalatu vesselamımızın mübarek ravzasının olmuş olduğu bir mekan hiç terk edilir miydi? Ama onların omuzlarına yüklenen bu ödev, bu görev Medine'de kalmaktan çok daha mühimdi, çok daha güzeldi. Bu noktadan hareketle onlar bütün dünyaya yayıldılar efendim kainatın efendisi aleyhissalatu vesselamımızın sözünü, sadasını, nidasını Allah'ın emirlerini bütün insanlığa tebliğ etmek için seferber oldular. Bizim gibi içsiz değillerdi, hissiz değillerdi, duyarsız değillerdi, vurdum duymaz değillerdi, neme lazımcı değillerdi. Onlar İslam'ın bu ağır yükünü omuzlarında hissedenler, mesuliyet kuşananlar ve bütün kainata, yeryüzüne, insanlığa İslam'ı takdim etmek için seferber olan özel ve güzel insanlardı. Misyon sahibi insanlardı. Çünkü bu dünyada yapmış olduğumuz her işin mutlak bir karşılığı var. Hem sorumluluğumuz var hem de tasarruflarımızın, hizmetlerimizin, gayretlerimizin, faaliyetlerimizin her birisinin ya artı veya eksi şekilde raporize edilmesi söz konusu. Her şeyimiz zapturapt altına alınıyor. Hiçbir şey kayıt dışı değil. Sicil defterinden atlayan hiçbir harf, hiçbir nokta, virgül yok. Sağımızdaki ve solumuzdaki hafaza melekleri her şeyi kayıt altına alıyorlar. Bu noktadan hareketle eğer yapmış olduğumuz işler güzel, hayırlı, mübarek toplumun, insanlığın faydasına, maslahatına, hayrına olan işler ise mutlaka onun için ecir var, mükafat var, sevap var. İn ehsene felehul mesube. Eğer güzel iş yapılırsa mutlaka onun bir sevabı var, onun bir mükafatı var. Ve in esa felehul ukube. Eğer yanlış işler yapılıyorsa, insanlığın zararına, insanlığın ifsadına işler yapılıyorsa bunun da muhakkak ki bir cezası söz konusu. Bu noktadan hareketle Allahu Azimüşşan bizden hem kalben hem de kaliben hem kendimiz hem ailemiz hem çevremiz dostlarımız akrabalarımız ki çok önemlidir. Rahmiyle sıla kurmuş olduğumuz insanlar hem de bütün insanlık için hayırlı işler yapmamızı arzu ediyor. Cüz'i irade verdi, akıl verdi Cenab-ı Hak, his verdi bize. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın arzusu bizim hayırlı olan, iyi olan, güzel olan işlerde pozisyon almamız, konuşlanmamız, stratejimiz hayır üzere olmasıdır. Bu noktadan hareketle Cenab-ı Hak bizi serbest bıraktı. Dilimizle ister zikrederiz, Kur'an okuruz, sevap alırız, ister yalan söyleriz. Elfazı galize söyleriz. Şetmederiz. Affedersiniz söveriz. Küfrederiz. Günah kazanırız. Ama her tasarrufumuzun mutlak bir karşılığı var. Hiçbir şey heba değil. Boşuna değil. Şimdi kitabımız Kur'an bizim çerçevemizi belirlemiş. Bir ferdi sorumluluğumuz var. Münferiden kuşanmış olduğumuz bize ait bir çerçeve var. Bir de bizimle birlikte mesuliyetini üzerimize almış olduğumuz, başta ailemiz, çoluk çocuğumuz olmak üzere yakınlarımız, dostlarımız, akrabalarımız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İkra'dan sonra gelen ilk ayetler neydi? Ya eyyuhal muddessir kum fe enzir şeklindeydi. Yani kainatın efendisi aleyhissalatu vesselamımız daha ilk günlerden hem beşir hem de nezirdi. Yani hem insanları uyarıyor hem de onları müjdeliyordu. Allah'ın cehennemi boşuna değil. Dolayısıyla biz işin bir tarafını gösterip öbür tarafını edersek gizlersek vebale gireriz. Onun için elbette ki üslubumuz iyi olacak, yumuşak olacağız, toleranslı olacağız, müsamahakar olacağız ama aynı zamanda haddini aşanları yanlış yapanları günah bataklığına gözümüzün önünde göre göre batanları da uyaracağız. Bu bizim misyonumuz, ödevimiz, görevimiz. Bunu nasıl görmek, görmezlikten geliriz? Ama önce merkezden başlayacağız işe. İçimizden başlayacağız, işimizden başlayacağız faaliyetlerimizden gayretlerimizden ibadetlerimizden kendi nüvemizden kendi merkezimizden dışa doğru bir açılım yapacağız. Kitabımız Kur'an'da yüce Rabbimiz buyurur ki İsra suresi 36. ayette innes sem'a ve'l basara ve'l fuada kullu ulayke kana anhu Şüphesiz ki işitmiş olduğumuz şeyler, görmüş olduğumuz şeyler ve kalbimizde gizlemiş olduğumuz şeyler bunların hepsinin bir sorumluluğu var, bir mesuliyeti var, bir hesabı var. İşittiğimiz şeyler hayır işler olmalı. Hayır şeyler olmalı. Dinlediğimiz şeyler malayani şeyler, gıybet, dedikodu veya bitik insanların toplumu ifsad eden insanların boş kelamları değil lüzumsuz sözleri değil Allah'a isyan eden haşa senin cennetinde şu yoksa ben oraya girmem deyip türkülerine şarkılarına isyanı ekleyenleri dinleyerek değil veya gözümüzle harama bakarak yanlışa bakarak, lüzumsuz işlere bakarak, günümüzü, ömrümüzü, haftamızı, ayımızı, ömür sermayemizi, o maç senin, bu film benim, o haber senin, bu dizi benim, o reklam senin, efendim, bu program benim demek suretiyle bu tür şeylerle değil, hem gözümüze hem gönlümüze cila olacak, hem de kabirde bize mum olacak, lamba olacak, aydınlık olacak Kur'an-ı Azimüşşan'a bakmamız lazım. Ve kalbimizde şüphesiz ki lüzumsuz işlere, lüzumsuz eşyaya, maddeye, dünyaya gereğinden fazla yer vermememiz lazım. Nazargahı ilahi olduğunu söylüyoruz. Toplum olarak 7'den 70'e en bebesinden en yaşlısına kadar kalp nedir diye sorduğunuz zaman orası nazargahı ilahidir denir. Peki Rabbül Aleminin nazar etmiş olduğu mekansa, makamsa stratejik o efendim nokta kirletilir mi? Çer çöp sokulur mu oraya? İspas yakışır mı oraya? Kin, öfke, nefret, haset yakışır mı oraya? Yüce Rabbimiz oranın nasıl olması gerektiğini bize يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ أَتَ اللّٰهَ bir kalbin selim, o çetin günde, güneşin bir mızrak boyu insanlığa yaklaşmış olduğu o çetin anda ne mallarınız ne de evlatlarınız fayda vermeyecek buyuruyor. Ancak kalbi selim ile gelenler kurtulacaklar, onlar başarmış olacaklar, madalyayı onlar hak etmiş olacaklar, cennetin baş köşesine onlar konulacak. Cenab-ı Hak bizi bu kutlu, mutlu ve bahtiyar kullarından eylesin. Mayel fizu min kavlin illa ladayhi raqibun atid. Hiçbir söz, kelam, cümle, kelime, ifade, ibare yok ki söyleyelim de, ifade edelim de, dillendirelim de onlar kayda geçmemiş olsun. Kontrolsüz olsun. Kaçak iş yapalım. Hayır. Her şey zapturapt altına alınıyor. Öyleyse Rabbimiz önce bize hitap ediyor. Kendinde ol. Zinde ol. Sağlam ol. Önce ben. Ben düzelmem lazım ki ben kendimde olmam lazım ki ben zinde olmam lazım ki ben derli toplu olmam lazım ki ben planlı programlı ciddi olmam lazım ki etrafıma da aileme de insanlığa da faydalı olabileyim tesirli olabileyim Çemberi çerçeveyi biraz daha genişletiyor Rabbimiz ve buyuruyor ki ya eyyuhallezine amenu ey iman edenler ku enfusakum ve ehlikum nara nefislerinizi ve ehli eyalinizi çoluk çocuğunuzu aile efradınızı koruyunuz nereden ateşten koruyunuz o ateşin yakıtı nedendir? El-Hicara. İnsanları yakacak şey ney? Taş. Allah muhafaza. Hani lavların yükselmiş olduğu o görüntüleri görüyoruz kalıntılarının üzerine gittiğimiz zaman şok oluyoruz. Yahu resmen taşlar yanmış. Kur halinde. Allah muhafaza. Wa qudhuha'n-nasu vel hijara. Ateşin yakıtı insanlar ve taşlar. Aleha <laughs> malaiketun. Onun üzerinde o ateşin içerisinde öyle melekler vardır ki gılazun şidadun bakışlarıyla insanı eriten, tüketen sert bakışlı, sert davranışlı görevliler. Rabbimiz ayetinde buyuruyor. Onun için ne yapacağız? Hem kendimizi hem de aile efradımızı, çevremizi, dostlarımızı, tanıdıklarımızı uyaracağız. Allah Resulü hem beşirdi hem nezirdi. Yani hem müjdeleyen hem de uyarandı. Daha ilk günlerde ailesini, efendim e, Beni Haşim'i toplayarak aleyhissalatu vesselamımız elim olan azaptan, sizi uyarıyorum. Dememiş miydi onlara? Biz de onun ümmetiyiz. Elbette ki nefis muhasebeci nefis muhasebesi yapacağız. Önce kendimizi sonra etrafımızı mutlaka ama mutlaka uyaracağız, uyandıracağız. Ve ma kana rabbuka leyehlikal kura ve ehluha muslihun. Hud suresi 117. ayet. Eğer bir kariyenin, bir köyün, bir beldenin, bir şehrin halkını uyaranlar varsa ıslah için çalışanlar varsa Cenab-ı Hak o beldeyi helak etmiyor. Bizim ödevimiz, görevimiz bulunmuş olduğumuz noktada insanlığın hayrı için, ıslahı için ne kadar zalim olursa olsun o toplum içerisinde ne kadar gafil olursa olsun o toplumda toplumda yaşayanlar kahir ekseriyetiyle çizgiden çıkmış olsalar bile muslihler olarak, ıslahçılar olarak o toplumun uyarı ödevini, görevini bizim yapmamız lazım geliyor. İşte bu noktadan hareketle çerçeve biraz daha genişliyor ve Cenab-ı Hak bize farklı bir misyon, farklı bir ödev, farklı bir görev yüklüyor. Vel tekun minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ya'murun bil ma'ruf. Bütün insanlığı hayra, iyiliğe, İslam'a çağırmak için görevlendirilmiş kuntum hayra ummetin uhricet linnas bütün insanlığın hayır huzur ve saadeti için çıkartılmış en hayırlı topluluk olarak bu misyonumuzu, bu ödevimizi, bu görevimizi, bu vazifemizi yerine getirmemiz lazım geliyor ki Misyonumuzu eda etmiş olalım. Peki bütün bu söylediklerimizi yapmadan Müslümanlığımızı nasıl algılayacağız? Ödevimizi nasıl yapmış olacağız? Vazifemizi nasıl ifa etmiş olacağız? Herkes dinin bir tarafından tutarsa olmaz. Hepimiz İslam'ın, Kur'an'ın, Rabbimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemimizin buyurmuş olduklarını, talimatlarını, emirlerini, nehilerini, buyruklarını Allah'ın dinine teslim olarak hayatımızın içerisine koyacağız. İşimize geleni, kolayımıza geleni, maslahatımıza uyanı değil tamamını kabulleneceğiz. Ki Müslüman olmuş olalım. Yarım Müslüman, çeyrek Müslüman diye bir şey yok ki. Müslüman dendiğinde Allah'tan gelene, Muhammed Mustafa'nın gönderdiğine, emanetlerini bütünüyle sahip çıkmak, kabullenmek, tamamını yaşama, tamamını ifa etme imkanımız olmasa bile beynimizde, kalbimizde, gönlümüzde asla ama asla bir reddiye, bir mülahaza bir mesafe bırakmadan tamamını kabullenmektir ve onların her birini hayatın içerisine koymak için de bir gayretin içerisine girmektir. Bu manada yapmamız gereken şeyler lüzumsuz fuzuli işler değil. Asli vazifelerimizle, asli vecibelerimizle uğraşmamız lazım. Biz dünyaya daldık bu görevleri, bu ödevleri unuttuk. Omuzlarımızdaki bu misyonu, bu yükü neredeyse bizim yükümüz değil, başkalarının yükü gibi görmeye başladık. Niye? Asli vecibelerimizi çünkü biz bırakmış olduk. Hani meşhur sivrisinek fetvası var ya hilafetin kaldırıldığı gün bir alim zat sabaha kadar seccadesinde gözyaşıyla Allah'a secde eder, ağlar. Ya Rabbi bizi bu günahımızdan dolayı helak etme diye dua eder. Rabbim bizi affet der. Sabah namazı olmuştur evinde ifa ettikten sonra bir de ne görsün? Bir grup cami cemaati Hoca Efendi'nin evine doğru gelirler. Bunları görünce rahatlar. Elhamdülillah. Ümmetin derdini, sıkıntısını, hilafetin ilgasını kendine dert edinen Müslüman topluluklar var diye Rabbine hamd eder. Hoca Efendi'nin evine geldiklerinde büyük bir şok yaşar. Efendim derler, bir sual tevcih etmek üzere huzurlarınıza geldik bu saatte. Efendim derdinizi biliyorum der. Derler ki hayır biz namazdan önce tartıştık nereden bileceksin? Peki nedir derdiniz? Sivrisinek ölmüş bir seccadenin üzerinde namaz kılmak caiz midir değil midir? Hoca efendinin hüznü 5-10 kat daha artar. Hilavetin lağvedildiği günde Müslümanların uğraştıkları işlere bakın. Sordukları fetvaya bakın. Sivrisinek ölmüş seccade üzerinde namaz kılınır mı? Kılınmaz mı? Kapıyı ardına kadar açar. Bir an önce evimi terk edin der. Vallahi bugün Kabe'nin içerisinde bu şuurla namaz kılsanız namazınız kabul olmaz ya. Müslümanlar olarak ceviz kabuğunu doldurmayacak işlerle uğraşamayız. Yüce ideallerimiz, büyük hedeflerimizin olması lazım bizim. Yahya bin Yahya adında bir talebe İmam Malik'ten ders almaya gelir. İmam Malik tam ders esnasında talebeleriyle ders okuturken mahalleliler bir Deve ile birlikte oradan geçerler. Deve de normal şartlarda Endülüs'te çok fazla görülen bir hayvan çeşidi değilmiş. Deveyi periyodik aralıklarla görmesine rağmen talebelerin kahir ekseriyeti kalkmışlar, deveyi görmek için uzaklaşmışlar. Ama Yahya bin Yahya iki dizi üzerinde tahiyyatta oturur gibi İmam Malik'in huzurunda oturmaya devam ediyor. İmam Malik taaccüp ediyor. Hayret ediyor. Asıl bunun kalkıp gitmesi lazımdı. Diyor ki ey Yahya seni burada çivi efendim çiviyle rapt edilmiş gibi burada tutan güç nedir? O da diyor ki ey imam diyor ben Endülüs'ten Medine'ye Deve görmek için gelmedim. Ben sizin gibi büyük bir alimden kainatın efendisi Aleyhissalatu vesselamımızın ilimlerini almaya geldim. Benim ödevim bu. Benim görevim bu. Vazifesine kilitlenmiş bir Müslüman. Onun için bize altın bir mazi bıraktılar. Her şey şimdi kolaylaştı. O insanlar Endülüs'ten Medine'ye geldiler. İmam Buhari binlerce kilometreyi dolaştı niye? Kainatın efendisinin yüz binlerce hadisini onların en sahihlerini bir kitapta toplayıp öz yapıp bizim önümüze koymak için. Ama bizler bu kadar çileli sıkıntılı bu çalışmaların ardından kolayca tedvin edilen kitapları önümüze getirilen bu yemeği yeme noktasında bile maalesef sınıfta kalıyoruz. Bütün bunları bir karamsarlık tablosu çizmek için değil, kendimize gelmek için ifade ediyorum. Peki atmamız gereken adımlar nelerdir? Şimdi bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlığın huzur ve saadeti için, misyonumuza müdrik olmak için beş tane mühim adımı atmamız lazım hep beraber. Bu beş adımın ilk maddesi bir Müslüman olarak kendimizde ve zinde olmamız lazım. Giriş bölümünde de ifade ettiğim gibi Müslümanın Mutlaka ama mutlaka derli toplu olması lazım. İmam Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh 10 madde saymış. Bu 10 maddede bir Müslüman kendinde olabilir, zinde olabilir. Buna 10 maddede biz ilave etmiş olduk. Şimdi bunları çok kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. İlki nedir? Güçlü ve sağlıklı bir beden diyor Hasan el-Benna birçoğumuz başta bugün size hitap eden kardeşiniz olarak bu noktada üzerimize düşeni tam ifa ediyor değiliz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe anamızla bile koşu yaptığını biliyoruz. Spor yaptığını biliyoruz. Az yememiz lazım geliyor ama bir türlü nefsimizi hizaya getiremiyoruz. Sağlıklı bir vücuda sahip olmamız lazım ama oftan poftan inleyip bir türlü normal sağlıklı bir görünüm efendim ortaya yere koyamıyoruz. Bu görüntü için değil aynı zamanda ibadetlerimiz için, cehdü gayretimiz için efendim hizmetlerimiz için, faaliyetlerimiz için, her şeyimiz için önemli bir madde. İkincisi ahlakı hamide sahibi olmak. Kainatın efendisi buyuruyor ki innema buiftu li utemmime mekarimel ahlak. Allah Allah. Kendisinin risaletle görevlendirilmiş olmasının bütün dünya insanlığının huzur ve saadetinin tesisini efendimiz görevlendirildiye sağlayacak bunların en başındaki vazifesi, ödevi, vecibesi olarak Yüce ahlakı tamamlamak buyuruyor. Demek ki Müslüman ahlakı hamide sahibi olması lazım. Müslüman dendiği zaman ahlakı düzgün insan demektir. Profil bu Müslümanın profili. Herkesin elinden, dilinden güvende olduğu insan demektir. Ağzı bozuk Müslüman olur mu? Gözü bozuk, haramda olan Müslüman olur mu? İnsanların şek şüphe doğduğu, duyduğu insan olur mu? Konuştuğu zaman ağır konuşan, kırıcı konuşan, üslupsuz bir Müslüman olur mu? Ahlakı hamide sahibi olmalı. Yeri geldiği zaman şecaat arz edecek Eşiddâ'u alel kuffar. İslam düşmanlarına karşı şedid. Ve ruhemâ'u beynehum. Müminler aralarında ise çok merhametli, şefkatli. Şimdi yer değiştirmişiz. Birbirimize karşı çok galiziz. Çok şedidiz. Tavizimiz yok. Müsamahamız yok. İslam düşmanlarına her türlü zeytin dalını uzatıyoruz. Her türlü stratejik ortaklık yapıyoruz. Her türlü işbirliğine giriyoruz. Şu Müslümanların ülkelerinin hudutlarına bakın. Yükselen ateşi inen gözyaşlarını ve ahû figanları dört bir yandan duymamak mümkün değil. Hani biz ahlakı hamide sahibi olacaktık. Birbirimizi boğazlamak için dünyaya gönderilmedik biz. Kardeşini affeden, kardeşini bağışlayan, kardeşine gönlünü açan, lokmasını paylaşan olarak bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanımlamıştı. Ensarla muhacirin böyle destan yazmışlardı. Üçüncü olarak Kültürlü olması lazım Müslümanın. Okuyan, düşünen, tefekkür eden, içtihad eden insan olması lazım. Müslüman yeryüzünde neredeyse kitle olarak cehaletin diz boyu olduğu coğrafyanın adı oldu. Gençlerimiz İlim yerine filme ilgi duyuyor. Yaşlılarımız uğraşları farklı. Kitabımız Kur'an zaten gündemimizde yok. Peki bu nasıl Müslüman kimliği? Bu nasıl Müslüman misyonu? İlk indiği kelime, ayet, sure her şeyiyle ilmi bize telkin ediyor. İnen ilk beş ayetin içerisine altı ilim kelimesi yerleştirilmiş. Okuma yerleştirilmiş, kalem yerleştirilmiş, talim yerleştirilmiş. Bir dinin müntesipleriyiz ama bir o kadar efendim ilimden mahrumuz. Diğer bir madde çalışkan. Müslüman böyle iğreti yaşayamaz. Tembel davranamaz köşeye çekilemez. Müslüman sahillik yapamaz. Veren olacak, alan el değil. Gayret eden olacak, yatan değil. Ve kul deki ya Muhammed gayret edin. Hizmet edin. Hayra koşun. Koşuşturun. Feseyerallahu Allahu ve Allah ve Resulü sizin bu gayretinizi görecektir. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Müslümanın kendine gelmesi lazım. Gücü bitik, ahlakı bitik, kültürsüz, tembel müslüman olur mu? Sağlam akide sahibi olacak. İnancını bilecek lehinde ve aleyhinde en azından dünyada yaşarken ne yapması gerektiğini ilmi hal dediğimiz lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bunu işlersem helaldir, bunu işlersem haramdır, mekruhtur, mübahtır bunları bilmesi lazım en azından. Bu da yok. İbadetlerine düşkün olması lazım. Yeryüzüne geliş gayemiz bu. Allah'a kulluk. Zamanı değerlendirmesi lazım. 24 saatin tanzimi için Cenab-ı Hak bize beş vakit namaz vermiş. Hayatımızı buna göre tanzim etmemiz lazım. Ama yok bu bizde. Zaman harcadığımız, hiç mühim görmediğimiz, önemsemediğimiz sermayemiz, en bol harcanan sermaye, ömür, vakit, zaman. Diğer bir madde ise, işinde tertipli olmak. Müslüman, çerçevesi belli olan insan demektir. Müslüman şuurlu insan demektir. Müdrik insan demektir. Başkalarına faydalı olan insan demektir. Bir ideal için yaşayan insan demektir. Nedir idealimiz? Efendim, iki katlı bir dubleks ev yapmak ya böyle bir ideal olmaz. Bu ideal Müslüman'ın ideali olamaz. Hadi diyelim yaptın. Senin idealin bununla mı sınırlıydı? İki katlı bir ev yaptın. Çok da muntazam maşallah. Sonrası yahu yarın öbür gün bu evi terk edeceksin. Ve içinden alabileceğin bir takım elbise bile yok. Kısa bir şort bile yok denize girdiğin o kısa şort var ya hani dizini bile kapatmayan o şortu bile giydirmeyecekler sana. Çok sevdiğin saf saf dizdiğin kravatlar var ya hiçbirisi takılmayacak sana. E madem ki ben beyaz bir Kefenle çıkacağız. Öyleyse bu ideal olamaz ya. İdealimiz ne olması lazım? Efendimiz bize söylüyor. İza se'eltumullaha fes'elul firdevsil a'la. Allah'tan bir şey istediğiniz zaman, temenni ettiğiniz zaman en yücesini, en özelini, en güzelini isteyin. O da nedir? Firdevsi aladır. Müslümanın mutlaka idealinde bu olması lazım. Hazreti Bilal son nefeslerini verirken hanımı bir rivayette kızı ağladılar. Dediler ki va esefa, va huzna, vay başımıza gelenler, vay içerisine girmiş olduğumuz bu hüzünler dedikleri zaman dedi ki susun susun ne yapıyorsunuz siz? Gaden elgal ehibbete ve Muhammed'a ben öyle bir yere gidiyorum ki sevdiklerimle Muhammed Mustafa ile onun yıldızlarıyla buluşacağım dedi. Onun için ideal olan kainatın efendisini görmektir, onun yanına gitmektir. Müslümanlar olarak biz de profilimizi buna uydurmamız lazım. Yaradılış gayesini bilmemiz lazım. Nereden geldik? Dedemizin siparişiyle mi dünyaya geldik? Peki geldik de ne yapıyoruz? Yaşımız 40. Yaşımız 60. Yaşımız 20. Ne yaptık bugüne kadar? Elimizde ne var? Haşir suresinde Rabbimiz buyuruyor ya Ya eyyühellezine amenuttegullah Ey müminler Allah'tan korkun Vel tenzur ma gaddemetli gadd Yarın Allah'a ne takdim edeceksiniz? Her biriniz bir baksın bakalım. Avucunuzda ne var? Heybenizde ne var? Torbanızda ne var? Kesenizde ne var? Kasanızda ne var? Filenizde ne var? Ne biriktirdik? Ve nasıl gideceğiz? Mahşer kolay mı? Menşer kolay mı? Sırat kolay mı? Mizan kolay mı? Cennete nasıl gideceğiz? Bütün bunları bizim düşünmemiz lazım. Onun için kendimizde ve mutlaka da zinde olmamız lazım. Bakıyorsunuz ki adamın hayatı maleyani işler. Dedim ki, dedi ki, lüzumsuz işler. Oturuyor saatlerce konuşuyor, konuşuyor. Hükümetler yapıyor, hükümetler yıkıyor, dünyayı şekillendiriyor. İki vakit, üç vakit namaz gelip geçiyor. Ne abdest var, ne secde var, ne bir şey. Sabaha kadar mücahit, klavye mücahidi yazışıyor, bilmem ne yapıyor, ahkam kesiyor, devlet kuruyor. Sabah namazında horul, horul uyuyor. Ya bu nasıl kendinde olmak? Bu nasıl zinde olmak? Bu nasıl model, örnek bir Müslüman olmak? Niye bunları bu ses tonuyla ifade ediyorum? Yahu ödevimizi bilelim, görevimizi bilelim için bunları ifade ediyorum. İkinci mühim vazifemiz ne? İnsanlığın huzur ve saadeti ve misyonumuza müdrik olmak için yapmamız gereken görev adamı olacağız. Vazife adamı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ımızın biliyorsunuz veda hutbelerinin yapılmış konuşulmuş olduğu o dönemde birkaç hutbesi Efendimizin bir araya getirilmiştir. Yüz küsür bin sahabinin olduğu rivayet ediliyor. Ama sağdan say dediğiniz zaman her birimizin en fazla 30-40 tane sahabi adı çıkarabileceğimiz bir durum var. Peki bu kadar sahabinin içerisinde ön planda adı zikredilenler Ebazeril Azeril Gıfari'dir, Mus'ab bin Umeyr'dir, Üsamet ebni Zeyd'dir, efendim Zübeyir bin Avvam'dır, Hazreti Miktat'tır, Sa'd ibn Rebi'dir, Abdullah ibni Hiram'dır. Bütün bunları neden biliyoruz da diğer sahabileri efendim e, ismen bile bilemiyoruz. Çünkü bunlar kadroydu kadro. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadi dediği zaman en önde olan insanlardı. Vazife adamıydı bunlar. Görev insanıydı bunlar. Raf laf değil, iş üretendi bunlar. Ya eyyuhallezine amenu lime tegulune ma la tefalun. Yapmamış olduğunuz şeyleri ey müminler neden söyler durursunuz? Bugünkü 21. asır Müslümanlarının bizim en mühim eksiğimiz, kusurumuz, ayıbımız, açığımız, defomuz konuşuyoruz. Laf çok ama iş yok. Arapların dediği gibi kelam kesir şuğul mafi. Çok konuşuyoruz ama içi yok, içi boş, hareket yok, gayret yok, hizmet yok. Oysa ki amel ve iş ilmin birer meyveleridir. Amel ve iş ilmin birer meyveleridir. Hazreti Ömer Efendimiz ne kadar güzel buyurmuşlar. Rahim Allahumriin, Cenab-ı Hak şu kişiye merhamet etsin emseke fazlel kavl ve kaddeme fazlel amel. Sözün güzelini sakladı, güzel bile olsa bak. Sözün güzelini sakladı ve kaddeme fazlel amel. İşin güzelini ön plana aldı. Yahu yapmamız gereken konuşmak değil, iş yapmak, iş üretmek. Batı toplumlarında çok enteresan. Yani en tabanından en tavanına kadar. Başta devlet idarecileri şunlar bunlar çok az nutuk atarlar. Ama iflahımızı söküyorlar. İşte Afrika İncilleri getirdiler, incileri götürdüler. İliklerine kadar o coğrafyadaki insanlar kemiriliyor. Konuşmadan yapıyorlar, çaktırmadan yapıyorlar. Ama doğu toplumlarında nutuk atmak ne hikmetse çok büyük bir marifet. En az işimiz kadar dinimizi önemseyeceğiz. Yani sabah namazına nasıl ki işimiz için kalkıyoruz? Yahu dinimiz için de kalkalım. Namaz içinde kalkalım. Yani din işten çok mu haşa geride geliyor. Çok mu önemsiz. Dünya geçici ama ahiret ebedi ona göre tanzim yapmamız lazım. Çalmadık kapı bırakmamamız lazım. Şimdi Kanal 42 ve AGD ekranlarından bizi izleyen değerli kardeşlerim. Bak o telefonu hala daha elinde tutuyorsun delikanlı. Bu söylemiş olduğum işler Müslüman gencin de aynı zamanda profilidir. Hadi bırak bakalım bunu bir kenara. Doğru söylüyor Hacı teyze. Bak hoca iki saatten beri anlatıyor ben sana diyorum duymuyordun diyor. Evet. Ne anlatmaya çalışıyoruz? Bu manada insanları bilinçlendirmeye, uyandırmaya devam edeceğiz. İmam arkadaşlarımız, hoca kardeşlerimiz cemaatini bilinçlendirecekler. Camiye gelmeyen cemaat acaba neden gelmedi diye telefon açacaklar, haber gönderecekler, işlerinde ziyaret edecekler, dükkanlarına giderek esnaf olarak ziyaret edecekler. Bak biz bir program başladık. Kur'an programı başladık. Siyer programı başladık. Sizi de bekliyoruz diyecekler. Camiye gelen 3 aylık, 5 aylık bir genç vardı. Ayağını camimizden kestiyse imam arkadaşın ödevidir bunu takip etmek. Sadece namaz kıldırmak değil. Öğretmen arkadaşlarımız, okullarınızdaki yavrular, gençler, öğrenciler, her birisi emanettir sizlere. Onların dizaynı noktasında, onların topluma kazandırılması noktasında, onların sosyalitelerinin güçlendirilmesi noktasında her biri size emanettir. Bunun derdini, sancısını kiralık, ırgat olarak batılıları tutup da onlara mı yaptıralım? Bak geçen bir Kamu yoklamasında Fransa'nın bir eyaletinden yaz tatilinde 2 aylık tatilini gönüllü olarak ücretsiz Afrika ülkelerinde misyonerlik çalışması için bir eyaletten 70 bin öğretmen, yanlış duymadınız 70 bin öğretmen müracaat ediyor ben gönüllü olarak misyonerlik çalışması yapmak istiyorum Afrika'da. E biz de Allah rızası için ya biraz gayret edelim. Patronlar, işverenler, yahu çalıştırmış olduğunuz işçilerin hakikaten ne olur gönüllerini alın. Alın terlerini hakkıyla verin ve onlara kardeşhane olarak da nasihatlarınızı yapın. Topluma kazandırın onları. Nefret eden, kin güden insanlar olmasınlar. Sevgi dolu insanlar olsunlar. Toplumu seven, işini seven, patronunu seven insanlar olmuş olsunlar. Topyekün birbirimizi kucaklayalım Allah için. Birbirimizi sevelim Allah için. Buna bugün daha fazla ihtiyacımız var. Biz bizden öncekilerden daha değerli değiliz. Peygamberlerden Haşa hiç daha değerli değiliz. Nuh aleyhisselam Allah'ın dinini tebliğ ederken 950 yıl insanları hakka çağırdı. İnni da'utu kavmi leylen ve nehara. Ben kavmimi gece gündüz Allah'ın dinine çağırdım diyor. Felem yazidhum du'ai illa firara. Benim bu çağrım onları kaçırmaktan başka bir işe yaramadı. Buna rağmen gece gündüz ödevini, görevini ifa etti. Öyleyse bizler de gece gündüz seferber olacağız. 16 yaşında efendim Güney'den gelip Kahire'de meşaleyi yakan Hasan el-Benna 46 yıllık hayatına 460 yıllık cihadı nasıl sığdırdıysa bir müslüman olarak bulunmuş olduğun Beyşehir'de misin? Seydişehir'de misin? Eskişehir'de misin? Genzendorf'ta, Viyana'da, Hollanda'da, Köln'de, Bakü'de dünyanın neresinde olursan ol senin de omuzlarında böyle bir görev var. Evet bir çiçek açmakla bahar olmaz ama bütün baharların gelişi bir çiçekle başlar deyip en zor zamanda Allah demenin insanlar tarafından yadırgandığı bir dönemde ya Allah bismillah diyerek mecliste konuşmaya başlayan ve Anadolu'yu karış karış, ivme ivme nakış nakış dolaşan merhum Cennet Bekan her bakan gibi senin de omuzlarında böyle bir ödevin var, böyle bir görevin var. Üçüncü maddemiz ne? İnsanlığın huzur ve saadeti için vazifemize müdrik olabilmek için Rabbimize güveneceğiz. Güvenimiz Asya'ya, Afrika'ya, Rusya'ya, Amerika'ya değil, Allah'a olacak. Güç kudret sahibi Allah'tır. Getiren götüren odur. La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billah. Güç kudret sahibi ancak alemlerin Rabbi olandır. Amen tu billah diyoruz. Allah'a iman ettik biz. Şimdi bu günlerde Amerika'daki seçimin sonuçları bütün dünyadaki insanları meşgul etti özellikle İslam alemini. Efendim, falanca şöyleydi, filanca geldi, ne olacak halimiz? Yahuni bundan önceki İslam Enstitüsü mezunu muydu? İlahiyat mezunu muydu? Ya bunların hepsi aynı fabrikadan çıkmış insanlar. Üç aşağı beş yukarı Müslümanlarla alakalı düşündükleri belli. Niye kendinizi yoruyorsunuz? Bizim yerimiz de belli. Müslümanların yeri İslam alemi, İslam birliği, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam Kültür Birliği, İslam Ortak Pazarı. Bütün bunları söyleye söyleye merhum hocamız dilinde tüy bitti. Allah'a güveneceğiz. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter. Mülkün sahibi odur. Kul illahumme malikel mulk. De ki ya Muhammed, ey Allah'ım mülkün sahibi sensin. Tu'til mulke men teşa. İstediğine mülkü verensin. Ve tenzi'ul mulke mimmen İstediğinden de mülkü söküp alansın. Onların iktidarları, onların ceberrutları da sınırlıdır sayılı günlerdir. Allah o günleri de bize gösterecek. Zulüm hiçbir zaman abad olmamıştır. Afganistan'daki, Pakistan'daki, Gazze'deki, Kudüs'teki, Bağdat'taki, Necef'teki efendim, Halep'teki, Şam'daki Müslümanların ahları, Yemen'deki Müslümanların, Libya'daki Müslümanların ahları onları tutacaktır. Biz buna inanıyoruz. Yeter ki biz Allah'a güvenelim, ona dayanalım. Muhterem izleyenlerim, sözlerimi bakınız, borçlu bir insanın o kalbinde kainatın efendisine beslemiş olduğu o büyük aşkla, maneviyatla bitirmek istiyorum. Bir gün etrafına borçlanan bir borçlu Müslüman borçlarını ödeyemiyor. Günü geliyor, herkes borcunu istiyor. Gidip tanıdığı bir iş adamından 500 dirhemlik veya dinarlık önceki dönemlerde bir borç alıyor. Borcun günü belirleniyor. O borcun günü geldiğinde de iş adamı geliyor, parasını isteyince diyor ki vallahi Elimde avucumda hiçbir şey kalmadı. Senden aldığımı dağıttım. Elimde 3-5 kuruş kalmadı ki onunla işimi döndüreyim. Sana belki de iş yaparak kazanarak bunu tevdi etmiş olayım. Şikayet ediyor kadıya gidiyorlar. Kadı diyor ki ver adamın efendim almış olduğun borcu. Vallahi canımı alsın diyor. Benim şu an ödeyecek hiçbir dünyalığım yok o zaman diyor seni hapse koyacağız. Beni hapse atın diyor ama müsaade edin hanımımla bir görüşüp geleyim. Geleceğine bir garantim var mı deyince mahzun bir şekilde sükut ediyor. Sana sordum diyor. Geleceğine bir garantörün var mı? Var diyor. Kim? Allah Resulü Hazreti Muhammed diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peki diyor bu sözüne ne kadar güveneceğim diyor. Güvenebilirsin diyor. Eğer ben yarın gelmezsem Allah beni ümmeti Muhammed'likten reddetsin diyor. Çıkarsın diyor. Ümmeti Muhammed olmayayım ben diyor. Öyle deyince kadı diyor ki bu insanda hakikaten iman cevheri var. Ben sana müsaade ediyorum. Yarın öğlene kadar gel diyor. Adamcağız gidiyor. Hanımına durumu anlatıyor. Diyor ki hanım böyle böyle bir cezaya çaptırıldım. Borcumu ödeyemedim. Dolayısıyla yarın hapse atılacağım. İyi de nasıl seni salı verdiler deyince diyor ki garantör olarak Allah Resulü'nü söyledim sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman diyor niye üzülüyorsun diyor. Allah Resulü'nü sen garantör olarak gösterdiysen hiç merak etme diyor, hüzünlenme diyor. Gel diyor, Efendimiz'e salatu selam edelim. Hanımıyla birlikte Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed demeye koyuluyorlar. Hacı abi bırak sohbeti. Efendimiz'e sen de salatu selam getir ya. Bak senin sıkıntıların da çözülür. Allahümme salli ala Muhammed. Salatu selamlar getirilirken uykuya dalıyorlar. Gece ya. Rüyasında gece Resulullah'ı görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dervişin zikrine ise fikri de o olur. Siz Resulullah'la meşgul olursanız o size görünür. Diyor ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın sabah valiye git şehrin valisine de ki Resulullah benim adıma borcumu ödemeni emretti. Emrin baş üstüne ya Resulullah diyor. Peki inanır mı ki bana deyince? ona iki şey söyle inanır diyor. Birincisi diyeceksin ki her gece bin defa Resulullah'a salatu selam getiriyordun ya. Görüyor musunuz valiyi? Günde bin defa Resulullah'a salatu selam getiriyor. Ne güzel insanlarmış bizden öncekiler. Ümmetin malıyla, mülküyle onların iş olmaz. Allah Resulüyle onların işi. Eğer inanmazsa de ki dün gece hata ettin, noksan söyledin ama tamam olarak ulaştı oraya. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadelerini valiye gidiyor. Diyor ki benim adıma ödeyeceksin borcumu. Ne münasebet diyor Resulullah söyledi. Nereden inanayım diyor. Diyor ki her gün bin defa salatu selam okuyorsun ya onu deyince duruyor e, ee, dün karıştırdın ya diyor onlar tam olarak kabul edildi. Bunu deyince kalkıyor Beytülmal'den onun borcunun karşılığı olarak 500 dirhem veriyor. Kendi özel hesabından da 2500 dirhem ona veriyor. Borçlu giderken bir de ne görsün hakim kadı bunu kapıda karşılıyor. Gel diyor özledim seni diyor senin yüzünden Resulullah'ı rüyada gördüm. Eğer dedi o gelen borçluyu sen 500 dirhem olarak onun borcunu kapatırsan ben de sana şefaatçi olacağım dedi o ruzi cezada. Tam onları konuşurken alacaklı kapıyı çaldı. O da 500 dirhem getirmiş. Dedi ki gece rüyamda Resulullah'ı gördüm. Allah affedenlere şu şu mükafatları veriyor dedi. Ben de 500 dirhem getirdim. 500 dirhem borç ödeyip gidecekken 4000 dirhemle geri gidiyor. Kim? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi garantör olarak ilan eden her şeyiyle ona bağlı, ona aşık bir borçlu kardeşimiz. Cenab-ı Hak cümlemizi bu borçlu gibi kainatın efendisiyle her sıkıntısında bağ kuran Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sıklam aşık olan kullarından eylesin. İnşallah önümüzdeki hafta kalan iki maddemizi de tamamlamış olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kanal 42 ve AGD TV izleyenleri olarak cumanızı şimdiden tebrik ederek Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.